Milattan önce 2000'li yıllarda Ege'de takasa dayalı deniz ticareti gelişme göstermişti. Ticarete bağlı olarak korsanlık faaliyetleri ve askeri deniz gücü de artmıştı. Lelekler milattan önce 2. bin yılın başlarından itibaren Güneybatı Anadolu'da varlıkları bilinen ve önceleri Hititlerin ve Luvilerin Karkissa veya Karkia dediği 12. yüzyıldaki Dor istilası sonrası Dorların Karlar olarak isimlendirdiği Karya uygarlığını kurmuş Anadolu kavmidir. Karya kabaca antik çağda Muğla ilini içine alan bölgedeydi. Hititler bu bölgeye Lugga derlermiş. Lelekler, Pelasklarla birlikte Helenlerden önceki Ege'nin en eski halkıydı. Antik yazarlar bize lelekler ve yerleşimlerinden bahsederler. Bunların başında Strabon, Pisidya bölgesinden Milet'e değin tüm Karya bölgesinde lelek mezarları ve surları bulunabileceğini belirtir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu yerleşimler büyük oranda tespit edilebilmektedir. Aydın'ın Çine ilçesinde Madran Dağı eteklerindeki gizemli kutsal kent Gerga'da bu tür arkaik sur ve duvar örneklerine bolca rastlanmaktadır. Gerga adının üzerinde bulunduğu Menteşe Dağları'nın sarp sivri kayalık yapısı nedeniyle Luvice sivri sarp anlamında olan Karka'dan türediği düşünülmektedir. Gerga antik kentinin en özgün yapısı olan mabedin arka duvarı hazineciler tarafından yıkılmaya çalışılmış. İki taş yerinden çıkartılmış ve tamamen binanın bütünlüğü bozulmuş vaziyette. Şayet ciddi bir korunma tedbiri alınmazsa maalesef bu binanın da geleceği pek iyi görünmüyor. Bodrum Yarımadası'ndaki Gökbel Köyü yakınlarında kaya tasviri ve adak sunağı mevcuttur. Yanımdaki kayada görünen figür bir Luvi tanrısı figürü olma ihtimali çok yüksek olan bir figür. Figürün altında kare şeklinde oyulmuş olan bu kaya buranın muhtemelen sunak yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Luvilerde güneş tanrısı ve fırtına tanrısına hayvan kurban edildiği bilinmektedir. Ayrıca Milas'ın Kalın Ağıl köyündeki Sinuri mabedinin Luvi tanrısı Siuri ile özdeş olduğu düşünülmektedir. Alman araştırmacı Dr. Annelise Peschloff, Bafa Gölü kıyısındaki antik Heraklia kentinin arkasında yükselen Latmos Dağı'nda deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikteki bir kayanın altında bulunan Hitit hiyeroglif yazıtları ile Anadolu'da son yıllarda yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden birini yapmıştır. Yörede Suratkaya olarak anılan bu yazı, kuzeyde Mira ülkesinin, batısında Milavanda'nın, güneyinde ise Karkisa'nın sınırların ayrılış noktasını göstermektedir.
Bu yazıtın bulunmasıyla beraber Miletos'ta Milavanda'nın özdeş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Mira ülkesinin İzmir'in doğusundaki Karabel geçidinden buraya Latmos'a kadar uzandığı da kesinlik kazanmıştır. İlyada destanında Homeros, sonradan bir İyon kenti haline gelen Milet'in Troya savaşları zamanında bir Karya kenti olduğunu belirtmektedir. Yunanlıların yayılmasıyla Anadolu'ya çekilen Lelekler ve koloni halklar, Strabo'nun deyimiyle ayırt edilemeyecek ölçüde birbirlerine karışmışlardır. Yine Strabo'ndan öğrendiğimiz üzere, Milet'i kuranlar da adalardan gelen Karlar ve Leleklerdir. Ayrıca Mius, Mikale civarı, Efesus, Simirna, Antandros, Skepsis, Gargara ve Assos'un daha önce Lelek kentleri olduğunu ve yine Kios ile Samos adalarının da eskiden Lelekler tarafından iskan edilmiş olduğunu söylemektedir. Anadolu'nun milattan önce 13. yüzyılı tarihsel coğrafyası hakkında çok fazla bilgi son yıllarda Konya'nın kuzeyinde Yalbut'ta bulunan Hitit yazıtı ile açığa çıkmıştır. Bu yazıtta yayılımı ile ilgili referanslar verilen günümüzde kabaca İç Anadolu'nun batısında var olmuş olan Pedasa ülkesinden söz edilmektedir. İkinci bin yılına ait önemli belgeler, arkeolojik belgeler açığa çıktı. Bunlardan bir tanesi Boğazköy, Hattuşaş, Hititlerin başkentinde bir bronz tablet açığa çıktı. Diğeri de gene Yalbut yaylasında 1980'li yıllarda bir Hitit hiyeroglifi açığa çıktı. Bu her iki yazıtta da Anadolu coğrafyası hakkında, Anadolu'nun kentleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Ayrıca tarihçiler bize birisi Bodrum Yarımadası'nda, ikincisi Çanakkale yakınlarında, bir diğeri de Yunanistan'da Mora Yarımadası'nın Mesenya bölgesinde olmak üzere üç Pedasos kentinden söz ederler. Herodot, Lade Deniz Savaşı'nda Perslerin Milet'i işgalinden sonra topraklarını Karyalılarla bölüştüğünü, dağların eteklerinin de Pedasoslulara verildiğini yazar. Lelek halkının izlerine antik kaynaklar aracılığıyla Yunan anakarasında da rastlanılmaktadır. Strabo'nun belirttiğine göre Yunanistan'ın Argos ilinin kıyısındaki Epidaurus ve Troizen kentleri Lelek yavru kentleriydi. Megara kentinin yukarı kalesine Karya denildiği, kentin eski krallarından birisinin adının Lelex olduğu belirtilmektedir. Yine Naxos adasının eski halkının da Lelekler olduğu ve Yunanistan'da Leukas, Akarnanay, Lokris ve Boetia bölgelerinde Leleklerin yerleşmiş olduğu aktarılmaktadır. Helenlerce Leleges olarak anılan insanlar, Karya toplumunun öncüsü bir halk olarak karşımıza çıkmaktadır. Karya sözcüğü, Luvi dilinde uç ülke anlamına gelen Karuva'dan türemiş, Karkisa'nın eski Yunanca'daki söyleniş biçimidir. Lelek ismini açıklamak için yapılan çeşitli çalışmaların en dikkat çekici olanı ise Luvice, Lulahya olan barbar ismiyle bağdaştırılmasıdır. Homeros, İlyada'da Karların Yunanca'dan ayrı bir dil konuştuğunu anlatır. Antik kaynaklarda Lelek halkının varlığı Strabo'nun yaşadığı döneme değin izlenebilmektedir. Karca olarak anılan dilin haricinde Lelek dilinde yazılmış herhangi bir yazıt bulunamamıştır. Bu durum, Leleklerin de Kar diliyle konuştukları ve Karya alfabesi kullandıkları şeklinde yorumlanmaktadır. Dil bilim araştırmaları, Karya dilinin komşu Lidya, Likya ve daha kuzeydeki Misya dilleri gibi yerli bir Anadolu dili olduğunu gösteriyor. Serber Tanelli, 3000 yıllarındaki Anadolu Hatti kabilelerinin dilleriyle Kafkasya dillerinin benzediğini kaydetmektedir. Herodot, Leleklerden şöyle bahseder.
Şu üç şeyi onlar bulmuşlar ve Yunanlılar da onlardan almışlardır. Savaş başlığının üzerine konan sorguç, kalkan üzerine işaretler kazımak ve kalkanı tutmak için kulp yapmak. O zamana kadar kalkan elle kulpundan tutulmaz, boyundan geçirilen bir kayışla sol omuz üzerinde kullanılırdı. Homeros'un deyimiyle Troyalı olan leleklerin ilk yerleştiği bölge Assos ve İda Dağı civarıydı. Homeros destanlarında karlar ve leleklerin Asya kökenli olup Truva kralı Priamos'un safında savaşa girdiğini anlatır. Tüm bu tarihsel verilere bakarak bugün şunu rahatlıkla görebiliriz ki leleklerin varlığı erken arkaik dönemden başlayarak Minos, Truva gibi uygarlıkların yıkımıyla oluşan uzun karanlık çağları da barındırarak M.Ö. 4. yüzyıla kadar devam etmiştir. Dorlar bölgeye geldikten sonra bugün Bodrum Limanı'nın batısında kalan Kaplan Kayası diye anılan tepe ve Bardakçı koyunda Salmakis isimli bir yerleşim kurmuştur. Burası mitolojide Hermafrodit efsanesinin geçtiği yerdir. Anadolu'nun sahil kesimine hakim olan ve burayı altı şehirli bir federasyon halinde elinde tutan Dorlar, belli bir süre sonra bölgedeki hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Bölge M.Ö. 546 yılından itibaren Perslerin, 334 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender'in, 189'da Bergama Krallığı'nın, 133'te Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş, Türklerin eline geçmesi Uçbeylerden Menteşe Bey tarafından 1284'te gerçekleşmiştir. 1800'lü yıllardan başlayan ve 19. yüzyıl sonlarından itibaren Newton, Patton, Myers ve Udall gibi araştırmacılar tarafından Karya bölgesinde özellikle lelek toplumu ve kültürel izlerine ait yapılan çalışmaları, 20. yüzyıl içinde bölgede uzun süreli araştırmalar yapmış olan Bean, Cook ve Rath gibi bilim adamları devam ettirmişlerdir. Özellikle Wolfgang Rath, uzun süreli yüzey araştırmalarıyla lelekler ve onların kalıntıları üzerine önemli bilgileri ortaya çıkarmıştır. Plinius'tan öğrendiğimize göre Bodrum Yarımadası'nda çeşitli söyleniş biçimleri olan Termera, Side, Madnassa, Pedassa, Uranium, Mindos, Teangela ve Telmisos adlı lelek kentleri vardı. Genelde uzak ve ulaşılması güç alanlarda kurulmuş ve M.Ö. 4. yüzyılda Mausolos tarafından halkı boşaltılmış olan bu kentlerin kalıntıları, modern yerleşimlere uzak olması sayesinde korunabilmiştir. Bunlardan altısını birleştirerek halklarını yeni başkent Halikarnassos'a göç etmeye zorladı. Buna karşılık Siangela ve Mindos halklarını otura geldikleri yöreden ayırmadı. Mausolos donanma kurup o yoldan da egemenlik kurmak istediği için Halikarnassos'u yeni yapılarla donatıp geliştirmiş, Milas yerine burasını başkent edinmişti. Ülkenin kuzey sınırındaki eski Latmos körfezinin doğu ucundaki Heraklea kentini ve ülkenin güney sınırındaki Kaunos kentini güzel sağlam surlarla çevirdi, yeni yapılarla donattı. Bazı antik kaynaklardan biliyoruz ki lelekler ilk Yunan yerleşmelerden oradaydılar. Yani bir Anadolu halkı imiş orada ama ne zamandan beri o bilinmiyor. Yazıtlar yok. Herhalde yazmak da bilmediler. Çünkü hiçbir şey bırakmadılar bu şekilde. Toplum bir tarımsal toplumdu. Hem tarım yapmışlar, etmişler ve dağlık bölgelerde hayvanlarla uğraşmışlar. Ve o binalar
o toplumun binalarıdır. Küçük kaleler, köy gibi küçük yerler, tek tük, yani çok toplu olarak değil. Ondan sonra o compound denilen ahır binaları, onlar tipiktir. Ondan sonra Kral Mausolos gelmiş, mausoleum yapan kral, başkenti olarak Bodrum'un yerini seçti ve Halikarnassos kentini kurdu. Bodrum Yarımadası kıyılarında yerleşimler her dönemde sürekli değişmiş, sonraki öncekini yıkıp yenisini yapmıştır. Bu nedenle leleklerden günümüze ulaşmış bir yapıya rastlamıyoruz. Ancak dağlık bölgelerde insan hareketlerinin daha az olması ve lelekler yaşadıkları koşullar nedeniyle ulaşılması zor ve gözden ırak yerleri seçtikleri için yapıları büyük oranda özelliklerini koruyarak günümüze gelmiştir. Wolfgang Rath araştırma yaptığı alanda bu tür yuvarlak formlu çiftlik yapılarından 66 tanesini tespit etmiş ve planlarını çizmiştir. Tarihçi Paul Sanyas'a göre Troizen kökenli göçmenlerce kurulmuş olan Mindos, Bodrum Yarımadası'nın en batı ucunda bulunan Gümüşlük'tedir. Pinnius ise eski Mindos diye adlandırdığı alanda lelek yerleşimi olduğunu söyler. Yapılarında harç kullanmadıkları için lelek kalıntılarının hemen hemen tamamı daha sonraki dönemlerde başka yapılarda kullanıldı. Kelime anlamı ana tanrıçaya tapınma olan Mindos, Hristiyanlık döneminde Amindos adı altında Karya Eparşiyası'na bağlı bir piskoposluk merkezine dönüştürülmüştü. Luvi dilinde de buradan Mundo olarak söz edilir. Ayrıca Herodot tarihinde de bir ilk çağ kenti olarak ismi geçer. M.Ö. 4. yüzyılda Pers satrabı Mazelos'un Halikarnassos'a taşımadığı iki lelek yerleşimi biridir. Kenti çepeçevre kuşatan surlar yıkılmış olmasına karşılık yine de bazı kalıntıları görülebilmektedir. Bu surları Mausolus'un inşa ettirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca yarımada üzerinde lelek suru denilen kikloptik teknikte duvarlardan bazı parçalar görülebilmektedir. Yalıkavak Geriş'te Burgaztepe yamaçları deniz arasındaki alanda Oranyon antik kentine ait olduğu sanılan kalıntılarla karşılaşılmıştır. Ancak bunların Oranyon'a ait olup olmadıkları da kesinlik kazanmamıştır. Sicilyalı tarihçi Diodoros, Troya Savaşı'ndan sonra Karya'da yaşayan bir kısım halkın Simi Adası'ndan buraya göç ettiğini yazmıştır. Kentin bulunduğu sanılan yerde Alman arkeoloji ekibi 1970 yıllarında iyi bir işçilik gösteren mezar anıtını restore etmişlerdir. Anıtın çevresinde bazı duvar izleri görülmüşse de bunlarla ilgili yeterli bilgi edinilememiştir. George Bean, muhtemelen Burgaz'daki kalıntıları işaret ederken güzel bir tümülüs yapısının varlığından bahseder. Buradaki kale, etrafı çevrili bir dış alan ve iki kulesiyle lelek yapı geleneğindedir. Klasik dönem sonrası buluntu tespit edilemeyen alanda çok sayıda oda tümülüs bulunmaktadır. Yarımada'daki lelek kentlerinden Termera bölgesindeki özgün nadir duvar örneklerinden bir tanesinin önündeyiz. Termera, tarihçi Strabo'nun tarifine göre Kos Adası'nın Skandrion burnunun karşısında bugünkü Asarlık Tepeleri olarak anılan bölgeye uymaktadır. Antik çağda sıkça kullanılmış olan terme ağacısı deyişi kendi silahıyla vurulanlar için kullanılmıştır. Ayrıca bugün deniz kenarında Aspat denilen yerdeki Sivri Tepe üzerinde kurulu olan halk arasında Çıfıt Kalesi olarak anılan kale, İstanköy Boğazı'ndaki stratejik konumu nedeniyle
Bizans sonrası Rodos Şövalyeleri döneminde dahi kullanılmıştır. Herodot kitaplarında Telmisos kentindeki kahinlerden bahsederken kehanetlerin Anadolu'da sürecek olan 200 yıllık Pers egemenliğini haber verdiğini bildirir. Kentte bir Apollon tapınağı mevcuttu. Telmisos, Mauzolos'un halkı Halikarnas'a taşımasından sonra tapınak üzerinde odaklaşan bir dini merkez olarak varlığını sürdürdü. Arkamızda gördüğümüz yapı bir erken Bizans kilisesine ait bir kalıntı. Konum olarak bir boğazın üzerine yapılmış. Buradaki asıl dikkate alınması gereken önemli nokta, bu kilisenin geçmişte kullanılmış olan bir mabet yıkıntısının üzerinde aynı noktaya kurulmuş olması. Burası Yarımada'daki tartışmalı noktalardan bir tanesi olan Telmisos'un bulunduğu yer olma olasılığı çok yüksek. Çünkü bu konuda iki görüş vardır. Bir görüş Telmisos'un Gürece köyü sırtlarında olduğu doğrultusundadır. Bir görüşte burada Belen, Dağ Belen köyü yakınlarında olduğu doğrultusundadır. Dağ Belen köyü sırtlarında olmasını destekleyen bir unsur da burada bu kilisede bulunmuş olan bir yazıttan kaynaklanmaktadır. Bu yazıtta Telmisoslular ve kentliler diye başlar ve bu sunağı adakta bulunan kişilerin ödüllendirileceği belirtilir. Bulunduğumuz yer Bodrum Yarımadası'nın en yüksek noktalarından Karadağ'ın üzerindeki Side Lelek Antik Şehri. Bulundukları yerleri, kurdukları kentleri başka bir yerden görmek mümkün olmamakla beraber onlar çevrelerini gayet iyi izleyebiliyorlardı. Bu şehrin halkı geçmişte burada hayvancılıkla uğraşıyordu. Tarım olanağı olmayan bir bölge burası. Yarımada'nın en yüksek noktalarından birinde bir lelek yerleşiminin üzerindeyiz. Bu yerleşim leleklerin çok özgün bir yerleşim modeli. Daire formundadır ve dairenin iç kısmındaki avluyla beraber bir yeni ay, hilal görünümü taşır yukarıdan bakıldığı zaman. Bunun merkezinde yaşama mekanları mevcuttur. Kenarlara doğru da depo olarak kullanılan, yüklük olarak kullanılan daha küçük mekanlar mevcuttur. Side, antik tarihçilerden Filnius ve Bizantyonlu Stefanos'un sözünü ettiği yerleşim, Karadağ'ın üzerinde bugün Ören Kalesi ve Giral Kalesi olarak adlandırılan yerdedir. Son araştırmalar neticesinde en ıssız ve uzak Lelek kenti olan Silba'nın surları, Lelek geleneğini yansıtan, düzgün olmayan bloklardan inşa edilmiştir. Bu surların sonraki yüzyıllarda dönemin halkları tarafından sığınma kaleleri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Wolfgang Rath tarafından 60'lı yıllarda çizilmiş olan planlar, bu yerleşimlerin günümüzde uğradığı tahribatı gözler önüne sermektedir. Mauzolus'un Halikarnas'a taşımadığı iki kentten biri olan Yarımada'nın doğusundaki Siangela'nın en özgün yapı örneklerinden bir tanesinin önündeyiz. Muhtemelen bu özgün lelek yapısı dönemin kurumsal işlevli veyahut kral ailesinin mekanı olarak kullanılmış olan bir yapı. Siangela,
Luvi dilinde bir sözcük olup ana tanrıçaya giden yol anlamına gelmektedir. Bu sözcük helenleştirilmiş ve tanrıça geçidi olarak kullanılmıştır. Tiangela, Siangela'nın dönemin değişen jeopolitik ihtiyaçları sonucu taşınmasından sonra aldığı isimdir. Önemli bir boğazı kontrol eden yörenin en yüksek tepesinde kurulmuş bir kale kenttir. Pedasa sözcüğüne M.Ö. 2000'li yıllarda Luvi dilinde rastlanılmaktadır. Profesör Doktor Bilge Umar bu sözcüğün suyu bol anlamına geldiğini işaret etmiştir. Pedasa bugünkü Gökçeler mevkiinde Yarımada'nın merkezine yakın iki vadinin birleştiği bir tepe ve sırtlarında kurulmuştu. Strabon, Pedasalıların kısa zamanda çoğalarak Mindos ile Bargilya'ya kadar uzanan toprakları ele geçirmekle yetinmeyip Leleklerin Pisidya'nın da büyük bir parçasını ele geçirdiklerini belirtir. Milattan önce 547'de Persler Lidya Krallığı'na son verdikten sonra Karya üzerine yürümüşler ve burada karşılarına Pedasalılar çıkmıştı. Güç olarak üstün olan Perslere karşı sonunda Pedasalılar boyun eğmek zorunda kalmışlardı. 4. yüzyılda Mausolos'un Halikarnas'a göç etmeye zorladığı 6 Lelek kentinden birisi de Pedasa olmuştur. Pedasa'nın bulunduğu yerde yapılan yüzey araştırmalarında bulunan çanak çömlekler, bu göçten sonra bazılarının kentlerini terk etmediklerini göstermiştir. Bazı kalıntılar arazi konumundan ötürü kentin taras duvarlarıyla desteklendiğini, yamaçlarında lelek mezarları bulunduğunu göstermektedir. Tarihçilerin bize lelekler olarak bildirdikleri halk, Pelasklarla birlikte Batı Anadolu ve Ege adalarından Yunan anakarasına kadar olan coğrafyadaki en erken insan hareketlerinin adıdır. Lelekler, bilinen tarih dönemleri boyunca bu bölgelerde yaşanan tüm göçler ve savaşlar başta olmak üzere olaylardan, beşeri ilişkilerden etkilenmişler, en azından bir kısmı M.Ö. 4. yüzyıla kadar özgün kimliklerini koruyabilmişlerdir. Bilim insanları, pek çok antik kaynak ve yüzey araştırmaları sonucuna dayandırılan bu toplum hakkındaki bilgilerin arkeolojik kazı çalışmalarıyla desteklenmesini zorunlu görmekteler. Bu nedenle Anadolu arkeolojisinde çözüm bekleyen diğer sorunlarla birlikte lelekler ile ilgili çalışmaların da sürdürülmesi gerekmektedir.